Yoyo -yo ile Bobo. Alışveriş. Yoyo -yo ile Bobo güneşli güzel bir günün sabahında bahçedeki masada iştahla kahvaltı yapıyorlardı. Kahvaltıyı birlikte hazırlamışlardı. Beslenmesine özen gösteren Yoyo -yo, genelde peynir, zeytin, sebze gibi yiyecekler yemeye gayret ediyordu. Boboysa peynire, zeytine, sebzelere elini bile sürmüyordu. Kocaman ekmek dilimlerine bolca bal sürüp ağzına tıkıyordu. Aşırı iştahlı olduğu gibi balı da çok ama çok seviyordu. Bobo eline yeni bir ekmek dilimi daha aldı. Kaşığı da bal küpüne daldırdı. Ne var ki bal bitmişti. Olamaz, bol bütmüş diye söylendi bal küpünü yukarıya doğru kaldırıp içine baktı. Bütmüş, bol bütmüş dedi yeniden. Yo yo boş tabağını alıp masadan kalkarken o balı 3-4 gün önce almıştım. Normal birine 10 gün yeter de artardı. Oysa sen birkaç günde tümünü bitirdin dedi Bobo'ya. Bobo arkadaşının sözlerine bozuldu. Ne yani balı çok sevmem suç mu diye söylendi. Tamam tamam endişelenme. Arılar üç dört gün sonra yeni bir bal küpü getirecekler. Dedi Yoyo. Ne? Üç dört gün sonra mı? Diye sızlandı Bobo. Evet biz de bala karşılık olarak onlara biraz şeker, meyve falan vermeliyiz. Dedi Yoyo. Sonra da. Bende biraz şeker var. Bu arada sen de gidip arılar için dağ çileği, yaban armudu falan toplarsın. iyi olur. Diye sözlerini sürdürdü. Bobo arkadaşına bakıp, ''Alt tarafı bir küp bal alacağız. Niye meyve toplayacakmışım ki?'' dedi. Yoyo, ''Aralardan bal alacaksak bizim de onlara bir şeyler vermemiz gerekir.'' dedi. İyice huysuzlaşan Bobo, ''Hem ben bal yemeden üç dört gün duramam. Gidip bir yerlerden bal bulmalıyım.'' diye söylendi. Bobo, Yoyo'nun uyarılarını dinlemiyordu bile. ''Bal'' diyor, başka bir şey demiyordu. Boş bal küpünü aldığı gibi oradan söylene söylene uzaklaştı. Hemen bal bulmayı kafasına koymuştu. Yürürken bir süre önce kuruluktaki bir ağaç kovuğunda gördüğü bal peteği aklına geldi. Bobo, meyve falan toplamaya zaman harcayamam. Gider balımı oradan alırım." diye kendi kendine söylendi. Peteğin bulunduğu ağacın yanına geldiğinde gözlerine inanamadı. Ağaç kovuğundaki petekten bal akıyordu hemen ağaca tırmandı. Elindeki küpe bal doldurmaya başladı. O anda hmm, koşun balımızı çalıyorlar diye bir ses duydu. Birkaç bekçi arı hızla ona doğru geliyordu. Öfkeli bir halleri vardı. Bobo bal küpünü kaptığı gibi kendini ağaçtan aşağı attı. Tüm gücüyle koşmaya başladı. Çok öfkelenen arılar da onu takip ediyordu. Bobo bir yandan can haviliyle kaçıyor, bir yandan da ''İmdat! Kurtarın beni! Yo yo yetiş!'' diye bağırıyordu. Arılarsa ısrarla onu kovalıyorlardı. O anda Bobo'nun ayağı bir taşa takıldı ve hızla yere düştü. ''Lütfen bırakın onu!'' diye biri seslendi. Gelen Yoyo'ydu. Yoyo'yu gören arılar hemen uzaklaştılar. Ancak Yoyo'nun uyarısını duymayan geride kalmış bir arı son anda Bobo'nun burnuna iğnesini batırdı. Bobo'nun burnu hemen şişti. Canı da çok yanmaya başladı. İzin almadan öylece gidip ballarını alamazsın dedi Yoyo. Eğer bir şey alacaksan karşılığında da bir şeyler vermen gerekir. Bir parça şeker ya da birkaç meyve verip bal alsaydın başına bunlar gelmezdi diye sözlerini sürdürdü. Sonra da Beni burada bekle diyerek oradan uzaklaştı. Çok geçmeden elinde bal dolu bir kapla geri döndü. Bak onlara bir parça şeker verince onlar da bana bal verdiler. Buna alışveriş derler dedi Bobo'ya. Yo yo unutma bir şey almak istiyorsan mutlaka bedelini ödemelisin. Karşılık beklemeden alınıp verilen tek şey sevgidir diyerek sözlerini sürdürdü.